Selamlar gençler, yepyeni bir videoya, eğitim videosuna, nasıl yapılır videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu video gençler sizlerle birlikte nasıl Minecraft'e kendim özel craftingler eklediğimi, nasıl yapacağınızı sizin bunları göstereceğim. Pixelmon serisinde özellikle Rare kendiyle başlayan bir tarif üretme olayımız vardı ki devam da etti. Sonrasında Master Ball'dur, Everstone'dur, XP-Share'dir gibi şeylerin yapımını getirmiştim. Bunları nasıl yaptığımı size bu videoda göstereceğim. Aslında ben bunu yapmıyorum diyelim. Bunu bir mod sayesinde yapıyoruz. Bunu bir mod yapıyor. Bu modları sizlere göstereceğim ve nasıl kullanılacağınızı, nasıl tüyolar vereceğim. İşte çok kafanızı karıştırabilecek şeyleri açıklayacağım. Şimdi efendim, öncelikle modlarımız şunlar oluyor efendim. Bu değil tabii ki. Şu iki mod oluyor arkadaşlar. O arkadaşı indirmemiz gerekiyor. Mind Tweaker Recipe Maker adlı mod sayesinde yeni tarifler. Recipe zaten tarif demek. Maker da üretmek, yapmak gibisinden, yapıcı gibisinden. Mind Tweaker Recipe Maker arkadaşımızı buradan download ediyorsunuz. Hatta hemen edelim arkadaşlar. Buradan 1.12 sürümü için indirebilirsiniz gençler. Daha yüksek sürümlerde henüz yok herhalde. Varsa da Curse'de yok. Şuradan indireceksiniz gençler. Hatta indirelim. İndiriyoruz. Hemen inecektir 4 saniye içinde, 5 saniye içinde. Aynı zamanda gençler bu modu indirdikten sonra, aslında bizim modumuz bu. Bu modu indirmemiz yeterli olacaktır diye düşünecekseniz yanılıyorsunuz. Craft Tweaker adlı bir mod daha var. Bu mod da bu arkadaşın çalışmasını sağlayan bir mod. Bu mod şu mod olmadan hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bu mod gerçekten önemli o yüzden. O da şuradan hemen indiriyorsunuz. Burada tabii son sürümleri falan var bunların, güzel sürümleri var. Buradan 1.12 sürümünü indirelim mesela. Biz nasıl bulacağız onu? Şuradan Files kısmına geliyoruz. Files kısmından geldikten sonra şuradan hemen aşağı iniyoruz. Burada sürümleri, versiyonları var. Burada tabii bir sürü güncellenmiş bu. Bayağı bir güncellenmiş son versiyonu. Buradan View All dersek gençler. View All dersek buradan bütün daha önce çıkmış, buraya eklenmiş versiyonlarını erişebiliyoruz gençler. Şuradan hemen 3. sayfada falan vardır herhalde 1.12 sürümü. 1.12 çünkü popüler bir sürümde. Bakalım, aynen burada 1.12 sürümü var. Bak görüyorsunuz değil mi? Ha, en günceli 1.12 için en günceli bu mudur? Onu bilmiyorum. Biraz 2'ye bakmak gerekiyor. Şimdi 12'ye de bakalım hadi, sizin de hatırınız olsun. Hatırınız için 2'ye de bakalım. 2'de var mıymış? Yok. Doğru sayfayı tutmuşuz aslında. Değil mi? İşi gözüküyor zaten son sürüm galiba ya. Ben mi öyle anlamıyorsam? B yazıyor ya. R, B. Ne anlama geliyor bilmiyorum. En kısaltması bilmiyorum. Her neyse, buradan Craft Tweaker'da hemen son sürümü indirelim 1.12 için. Böyle indir tuğuna basıyoruz. Buradan bekliyoruz gençler. 5 saniye. İndirmeye sonra başlıyor efendim. Başlıyor. Bu da zaten biraz daha fazla bir boyut varmış. Ama yine düşük boyut şeyler bunlar. Şimdi bu iki tane modu indirdik. Bu modu indirdikten sonra ne yapıyoruz? Klasik olarak açıyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen şöyle diyoruz. Yüzde app data %'ye yazıp buradan nokta Minecraft, ya da siz Technic Launcher'dan bir modpack crafting'ler ekleyeceksiniz. Modpack. İstediğiniz modpack, atıyorum gezgin pixel, ama buradan mod klasörüne koyacaksınız. Ama şimdilik tabii öyle bir şey yapmayacaksınız. Şimdilik ne yapacaksınız efendim? Şimdilik yapacağınız şey şu olacak. İstediğinize göre seçiyorsunuz. Seçtikten sonra gençler şuradan hemen nokta Minecraft'ten ya da hangisi isteyebilirim size göre. Mod klasörüne geliyorsunuz. Burada tabii bunları ben sileyim. Bunlar önemli değil şimdilik. Hatta önemli değil. Buraya böyle yapıştırıyoruz efendim. Buraya yapıştırıyoruz şu ikisini. Hatta şu kopyalamamışız. Buraya koyalım, ittirelim. İttirelim, kalktıralım elimizde. Tamam, bu kadar. Modları kurdunuz. Şimdi yapacağınız tek şey gençler. Şuradan hemen Minecraft diyeceksiniz. Minecraft Launcher'a gireceksiniz efendim. Açılmasını bekleyelim. Bekliyoruz efendim. Tabii ki de Forge gerekli sizin için. Minecraft'ın Launcher'da oynamak istiyorsanız size Forge indirmeniz gerekli olacak. Onu zaten başka videonun konusu, o yüzden ona hiç girmeyelim. 1.12 Forge'umuzu seçtik. Oyna butonuna tıklıyoruz efendim. Biraz bekliyoruz. Efendim biraz bekliyoruz efendim efendim efendim. Açılsın oyunumuz. Size nasıl yapılacağını net bir şekilde göstereceğim gençler. Hadi bakalım. Yanlışım olur mu anlatırken sizlere? Zannetmiyorum çok yanlışım olacağını. Hatta yanlışım olacağını pek zannetmiyorum ama. Belki olur işte. Biz de bir Allah'ın kuluyuz sonuçta. Biz de hata yapabiliriz. O yüzden hatam olursa affola diyorum. Üzgünüm diyorum gençler. En anlaşılır bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Ders koyalım. Çok da ders yapıyoruz ya. Şuradan hemen chest cheatler açık zaten. Cheatlerin açık olması gerekiyor gençler bunun için.
Create New World diyoruz. Yeni dünya oluştur, yarat diyoruz. Birazcık bekliyoruz. Çok uzun bir bekleyiş olmayacaktır bu. Bu dünyanın yüklenmesini beklememişimiz. Ve dünyamız tam olarak şimdi yüklendi. Efendim. Şimdi bir hatalar matalar vermiş burada. Hatalar matalar vermiş çünkü ne için böyle hatalar verdi? Onları size söyleyeyim. Sildik ya biz şeyleri. Pixelmon mod şeysi vardı bu. Minecraft'in dosyalarında. Pixelmon'un şeyleri vardı. Gezgin Pixelmon dosyaları vardı. İlk önce burada oynamışım. Sonradan tekrardan çöktük biliyorsunuz. O yüzden bir hata verdi. Onu aldırmayın. Siz de böyle hata yazmayacaktı. Şimdi efendim. Şöyle hemen istediğimiz bir şeyin crafting'ini gösterelim. Mesela neyin biz yapımını üretelim. Çok saçma olacak belki ama katman kayasını atıyorum. Üretelim gençler. Nasıl Türkçesi? Ha Türkçe değilmiş bu. Bedrock diyelim. Şuradan Bedrock'ı alıyoruz efendim. Bunun mesela yapımını yapalım. Rastgele bir şekilde yapımını göstereceğim sizlere. Şimdi buradan nasıl yapımı olsun? Obsidyenli bir yapımı olsun abi. Obsidyen ne yapalım? Obsidyeni buradan alıyorum. Hatta bir de ne olsun katman kayası yapabilmemiz için? Böyle güçlü bir şey olsun. Sağlam bir şey olsun. Ne olsun efendim? Çok da sağlam olmasına gerek yok mu aslında? Bir elmas olsun. Elmas sert bir madendir. Bir de elmas blok olsun atıyorum. Böyle şekilde eşyalarınızı hangi eşyalarla, hangi itemlarla üretmemiz istiyorsanız bu ürünü. Onların eşyalarını alıyorsunuz gençler envanterinize. Onun dışında şimdi mesela başka bir şeyin daha yapımını ekleyelim. Yine yapımı olmayan bir şeyin yapımını ekleyelim. Mesela ne ekleyelim abi? Neyin yapımını ekleyelim? Size başka bir şey de göstereceğim çünkü ekstradan tam bir şey göstermeyeceğim. Bir daha abi. Şunun yapımı var zaten ama neyin yapımını bakalım. Yapımı olmayan. Bakıyorum efendim. Pufferfish mesela. Çok sallamasyon bir şey oldu. Pufferfish'in yapımı yok mesela değil mi? Pufferfish'in yapımını ekleyeceğiz. Nasıl yapılsın Pufferfish bakalım. Bir tane normal bir balık olsun. Bir somon balığı. Ve çok saçmadır ki bir de pişmiş bir somon balığı olsun mesela. Ha bir de ekstradan ne olsun abi? Bir de zehirli patates olsun. Çok anlamsız oldu biliyorum ama sadece size göstermek bunları yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Crafting'ini yapmamız için bir eşyanın şu komutlara girmemiz gerekiyor. Slash'a basıyoruz. Mine, Tweaker, Recipe, Maker. Bu komutları yazıyoruz, Enter diyoruz ve böyle bir şey çıkıyor. Ha tabii, bu kodlar yerine şöyle bir şey de yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey de yazabilirsiniz. Bakın, Mine, Tweaker, Recipe, Maker. Bu kısaltmayı yazarsanız tekrardan bu sekmeye ulaşacaksınızdır. Tamam, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi efendim, katman kayasını yapımı nasıl yapalım? Bir tane katman kayası ne yapmanız gerekiyorsa, ne yapmak istiyorsanız onu önce buraya koyuyorsunuz efendim. Koydunuz. Böyle bir şeyler açıldı. Bunlar çok önemli değil gençler. Bunları çok ayarlamanıza gerek yok şimdilik. Bunlar tabii işe yarıyor. Mesela burada any damage, all damage falan. Böyle tür şeyler var. Herhalde bunlar zannediyorum ki büyülü olması gerekiyor. Büyülü olması gerekmiyor. Bu damage'in olması gerekiyor. Sharpness efekti olsun kılıç. Kılıçla bir şey üretecekseniz sharpness efekti de sayılsın. Bu efekt de olsun. Gibi gibi şeyler var. Burada mesela X damage with X büyüktür damage. Tuhaf tuhaf şeyler var burada gençler. Bunlara çok girmeyelim. Bunlar benim de çok hakim olmadığım şeyler. Size sadece asıl sizin ihtiyarınız olan şeyleri söyleyeceğim ben. Bunlar çok önemli. Şimdi efendim, Bedrock'ın yapımı nasıl olsun? Mesela bu şekilde bir yapım ekliyorum ben şu an Bedrock'a gençler. Şöyle 8 tane obsidyen ekledim buraya. Bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar ve şöyle bir şey var. Bir kere üstüne tıklarsanız, bak şöyle birkaç defa üstüne tıklıyorum. Sadece bir tane kalmaya devam ediyor obsidyen. Yani 3 tane, 4 tane buraya böyle spam atarsanız belki 2-3 tane bulabilirsiniz. Ama yani normal olarak olmuyor. Bir tane bedrock yapmak istemiyoruz. Bu yapımla birkaç tane bedrock yapmak istiyoruz diye soracak olursanız. Abi buradan 64 alıyorsunuz, buraya 64 tane koyuyorsunuz. Bunları teker teker yapımına ekliyorsunuz. Şöyle yapımını eklediniz. Bunu da koydum. Mesela yapım bu şekilde olsun. Bu şekilde yapınca 64 tane bedrock bize versin. Tamam mı? Böyle bir isteğiniz, arzunuz olsun. Crafting'imiz hazır. Yapımı bu şekilde olacak. Tamamen bu şekilde olacak. Değil mi? Aynen öyle. Burada seçeneklerimiz var gençler. Recipe Options adlı bir bölmemiz var burada. Tam onu görüyor musunuz bakayım? Tam onu görmüyor olabilirsiniz. Aynen gençler. Benden görmüyorsunuz onu. Hemen Facecam'i aşağı indiriyorum. Burada herhalde hiç rahatsız olmazsınız. Burada ekstradan bir şey kapatmam. Aynen kapatmam. Ve bende iki tane Minecraft'a çıkmış bir dakika. Evet tekrardan geldim gençler. Az önce ben Gezgin Pixelmon'un güncellemesini yapıyordum. O sırada Gezgin Pixelmon'un Minecraft'ı da açılmış. İki tane Minecraft oldu. Ben de gitmişim yanlışlıkla bu Gezgin Pixelmon'un Minecraft'ı yerine bu Minecraft'ı kapatmışım sizlere gençler. O yüzden bir aksaklık vardı, teknik arıza olmuş, kamera arkası görüntüler oluştu. Neyse tekrardan geldik. Şimdi
Şu yandaki ekrana görüyorsunuz gençler. Receive Options diye bir bölüm var burada. Yani tarif seçenekleri diye Türkçe seçeneği bu şekilde. Türkçesi bu şekilde tarif seçenekleri gençler. Şimdi efendim burada Mirrored, Shapeless, Remove adlı 3 tane kutucuk var. Şimdi biz sizlere şu an ikisini unutun. Şu Remove ile Shapeless'ı unutun. Onları şimdi birazdan öğreteceğim. Önce Mirrored'a tıklıyorsunuz, tamam mı? Mirrored'a tıkladık. Burada bu yapımı yap. Bu yapım bir katman kayısı üretecek. Bize 64 tane katman kayısı üretecek bu yapım. Okey'e tıklıyorsunuz efendim. Save Change yapıyorsunuz. Tamam. Bu tamamdır. Bunu öğrendiniz. Şimdi bir tane katman kayısı yapımını gösterelim. Bir tane katman kayısı yapmak istiyorum. Bu sefer yine bunu koyamazsınız tabii ki. Şu aynı yapımla bunu koyamazsınız. Bunu çıkardım. Bir tane ortaya. Yine obsidian ekledim. 9 tane obsidian. Bir tane katman kayısı yapsın bu yapım. Biz bunu istiyoruz. Tamam. Tamam. Hemen buradan okey'e tıklıyoruz. Bunu da Save Change deyip değişiklikleri kaydet deyip bu işi de tamamlıyoruz. Bu tamam. Katman kayısının yapımını artık biz ekledik gençler. 64 tane katman kayısı yapmak için bir elmas kullanıyoruz, ortaya koyuyoruz. Bir tane yapmak için de sadece obsidian kullanıyoruz. Artık katman kayısı bu şekilde yapılacak. Tamam mı? Tamam. Şimdi katman kayısının yapımı geldi mi? Hemen buradan test ediyoruz. Hemen katman kayısı geldi mi? Crafting table diyerekten şuradan. Zaten diğer el aşk geçmişimiz de var. Hemen şuradan gidiyoruz. Bakınız efendim katman kayısının yapımı şu anda bizlerle birlikte değil. Neden bizlerle birlikte değil gençler? Çünkü biz bu komutları, bu craftingleri eklediğimiz vakit oyunu kapatıp bir daha açmamız gerekiyor. Bunu yapınca oyunu kapattık, açtık. Bu craftingler gelmiş olacak. Bunları da test edeceğiz şimdi birazdan. Ama öncelikle bir şey daha göstermek istiyorum sizlere efendim. Şimdi tekrardan ekranımızı açıyoruz. Minecraft, Tweaker, Recipe Maker. Kısaltması. Şimdi tekrardan buraya girdik. Şimdi ben bir puffer fish yapımı eklemek istiyorum arkadaşlar. Yani böyle şişmiş balık. Tam Türkçesi bilmiyorum puffer fish. Şimdi efendim. Yapımını eklemek istiyoruz. Yapımı nasıl olsun? Hemen bir tane patates ekledim. Tamam, bir tane patates ekledim. Bir tane şundan ekledim. Rastgele koyuyorum arkadaşlar. Niye eklemedim bunu ben bu arada? Ekledim. Şunu koydum. Abi de bunu koydum. Bu şekilde bir yapım. Şimdi arkadaşlar tekrar buraya bakmanızı rica ediyorum. Burada mirrored kısmı var. Shapeless remove. Bu sefer shapeless yani Türkçesiyle şekilsiz seçeneğini seçiyorum. Ve buradan okey'e basıyorum. Save change. Yani değişiklikleri kaydet. Butonuna tıklıyorum. Bunu yaptığımız vakit gençler, pufferfish yapımı buradaki eşyalarla şu şekilde bunları koyduğumuz vakit yapılacak tekrardan pufferfish şu şekilde burada pufferfish olacak. Bu şekilde yapımı ekledik. Ama o shapeless butonu yani şu gösterdiğim özellikle seçtiğimiz bu shapeless butonu ve mirrored butonun farkını şimdi sizlerle birlikte anlatacağım gençler. Şimdi shapeless'ı önce mirrored yaptım. Asıl olayı gösterdim sizlere. Asıl crafting eklemeyi size öğrettim. Şekilli bir crafting yapmayı öğrettim. Bir de shapeless'ı gösterdim. Ya öyle bir şekilde bir crafting ürettik. Şimdi aradaki farkı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle gençler oyunu kapatıp bir daha açayım ben. Crafting'den eklensin. Daha sonrasında da gençler aralarındaki fark, o iki seçenek arasındaki farkı sizlere göstereceğim. Tekrardan gençler geldim. Şimdi oyunu kapattım. Bir daha açtım. Şimdi bakalım craftinglerimiz eklenmiş mi gelmiş mi efendimiz. Şimdi mesela önce şey deneyelim abi. Önce katman kayısının yapımını deneyelim. Şu 64'lük olanı deneyelim hatta. Hemen şöyle koyuyorum. Bir de ortaya koyunca acaba gelecek mi? Bakınız efendim geldi. Yani Minecraft'ı kapatıp açtığınız zaman bu kodları yaptıktan sonra bu modda işlemleri yaptıktan sonra kapattığınız zaman Minecraft tekrar açtığınızda bu şekilde bedrock olsun. Artık ne yaptıysanız gelecektir efendim. Bakalım test edelim abi. Sadece bir tane bedrock çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi pufferfish olayını göstereyim. Pufferfish'i böyle koymuştuk. Bunu böyle koymuştuk zannedim. Bunu böyle koymuştuk. Bunu nereye koymuştuk? Bunu nereye koyduk hatırlamıyorum. Buraya mı koymuştuk? Evet. Pufferfish bu şekilde oluştu. Ama arada bir fark var arkadaşlar. Arada bir fark var. Biz hatırlarsanız şu an hatta bir daha izledim. Minecraft Tweaker Recipe Maker. Şimdi hatırlarsanız biz Mirrored kullanaraktan obsidyenleri yani katman kayısı yapımını üretmiştik. Yani Mirrored ne demek oluyor? Ben bu şekilde koyduğum vakit bir tane bedrock elde edeceğim oluyor. Ama biz tabii ki şöyle örnek, hatta bu örnek çok iyi bir örnek olmayabilir. Biz şu şekilde koyduğumuz, ortasına da elmas koyduğumuz vakit 64 tane bedrock üretebiliyoruz demek oluyor bu. Ama biz eğer ki elmas bloğu ortaya koymak yerine atıyorum köşeye koysaydık bu üretim gerçekleşmeyecekti. Yani 64 tane bedrock çıkmıyor ama ortaya koyduğumuz zaman bedrock 64 tane çıkıyor. Ama yani Mirrored bu olaya yarıyor. Ama gençler şurada bir tane seçenek daha var görüyorsunuz. Shapeless seçeneği de var. Bu Shapeless seçeneği de ne işe yarıyor gençler? Dediğim gibi Shapeless şekilsiz anlamına geliyor Türkçesiyle. Bu şekilsiz olduğu için mesela ben bunu böyle koysam da böyle koyup şu şekil hatta bunu da böyle koysam da Pufferfish seçeneği olacak. Yani tek bir yapıma tek bir şekle bağlı değil bu. Bu ne işimize yarayacak bizim bu olay bizim survival modlarınız onu da ben size göstereceğim. Hemen slash craft ne craft'ı be? Slash game mode survival dersem bu arada tavuk çıktı önüme. Ne haber tavuk?
girdiğimiz vakit şey yapız olduğu için bu hemen bu şekilde koyup da herhangi bir şekilde koyup da tekrar puffer fish'i öğretebileceğiz arkadaşlar. Bu olay bu olayı. bu olaya yürüyor. Onun dışında gençler size öğretmem gereken başka bir şey bu ekranda yok. Ha burada şöyle bir şey var. Remove seçeneği var arkadaşlar. Buradan remove ne demek oluyor? Silmek anlamına geliyor Türkçesiyle. Ne işe yaraması gerekiyor bu arkadaş? Mesela bu şekilde koyduk. Bu şekilde koyduk. Böyle bir crafting yaptık ya daha önce biz. Şu crafting'i biz yaptık. Bu remove'a bastığımız zaman, oka tıkladığımız zaman, değişiklikleri kaydet dediğimiz zaman şöyle bastım. Buna bastım. Bu arkadaşı yaptığımız zaman mantık... Pardon. Şöyle bir de şunu koymamız lazım. Yanlış oldu orada. Bir de şu katman kayıtı koymamız lazım. Okey deyip save change dediğimiz zaman bizim bu yapımı oyundan kaldırmamız. Bu şekilde yapımla bir daha katman kayıtı yapılmasını kaldırmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bunu yaptığımız zaman bu yapımı silmemiz gerekiyor. Asıl amacı budur. Asıl olayı budur. Ama maalesef gençler bu şekilde yaptığımız zaman oyundan bu arkadaş silinmiyor. Neden silinmiyor? Bir bug var büyük ihtimalle. O bug'dan dolayı bu komutu bu şekilde okey yaptığımız zaman, sil dediğimiz zaman bu hala şu şekilde çalışmaya devam ediyor. Oyunu kapatsam da açsam da bu crafting burada kalacak. Bu crafting silinmiyor arkadaşlar maalesef. Bunu silmenin başka bir yolu var. O silme yolunun için hadi ben gençler sizlere bir ekrana götüreyim. Tekrar masaüstü ekranımıza geldik. Tekrar buradan yüzde, app data yüzde seçeneğine tıklayıp enter'a tıklıyoruz. Çalıştır'a girip buradan oyunun kurduğunuz yere nereye artık bu modu kurduysanız o dosyayı açıyoruz. Orada o dosyada arkadaşlar bu modu kullanıp kodda yani böyle yeni yapımlar da eklediyseniz şöyle bir şey çıkacak. Scripts yani Türkçesiyle kodlar adlı dosya klasörü çıkacak. Buna çift tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada MindTrick Recipe Maker adlı .zs adlı bir dosya var. Bunu istediğiniz program, istediğiniz bu dosya dokümanı okuma, metin okuma programını açabilirsiniz. Ben Notepad'le açıyorum. Siz tabii ki şuradan gençler birlikte aç deyip buradan not defteriyle de gençler şuradan diğer uygulamalar deyip buradan not defteriyle de bu uygulamayı açabilirsiniz. Ama ben Notepad kullanmayı tercih ediyorum. Daha güzel bir görüntüsü var bence. Ve daha böyle profesyonel diye düşünüyorum ben. Evet bu şekilde açtık gençler bu dosyayı. Bu dosyayı açtıktan sonra böyle bir ekran bize karşımıza çıkıyor. Bu karşınıza çıkan ekranda yapmanız gereken bir yapımı silmek için tek şey gençler yapmanız gereken alıyorsunuz gençler. Mesela buradan bunu bir çok gerek yok buna gençler. Bunu bir hatta silebiliriz. Şunu bir silelim. Şunu buradan silelim. Bunu silerseniz bu hiçbir şey dediğim gibi bu silme işlemi işe yaramadığı için bunu silebilirsiniz. Yani bu ekstradan fazlalık bu. Sizde bu olmasın hatta. Şimdi benim bu yaptığım dediğim yolu izleyin silmek için. Şuradan gençler alıyorsunuz. Mesela hangi yapımı silelim? Burada zaten hangi yapım oldu çok belli. Burası gençler bizim pufferfish yapımımız. Evet bu bizim pufferfishimiz şu olay. Bu bizim pufferfish yapımımız. Burada da obsidyen ile yaptığımız katman kayısı yapımımız. Mesela burada normal 64 tanesi kalsın. Ama biz normal sadece bir tane yani 9 obsidyenle yaptığımız yapımı silmek istiyoruz. Hemen şu şekilde hemen hepsini seçip silerseniz boşluğu kapatırsanız bu kadar arkadaşlar. Ve kaydete tıklıyorsunuz buradan. Bu kadar. Bir yapımı silmek istiyorsunuz. Yapacağınız işlem sadece bu kadar arkadaşlar. Ha, şöyle bir şey de istiyor olabilirsiniz. Ben oyundan yapmak istemiyorum bu ekranı. Bu ekranı direkt bu şekilde buradan da yapım ekleyebilir miyiz diye soracak olursanız. Buradan da yapım ekleyebilir miyiz sormak istiyorsanız. Tabii ki ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl ekleyeceksiniz? Hemen gösteriyorum. Şu şekilde mesela nasıl bir yapım ekleyelim arkadaşlar? Tekrar böyle düzenli bir yapım mı yani şekilli bir yapım mı ekleyelim? Mirror seçeneği yani ekleyelim mi? Yoksa şekilsiz bir yapım mı ekleyelim? İkisini de yapabilirsiniz buradan. Ben sizlere de gençler daha zor olduğunu düşündüğüm yapım olan şekilli yapımı sizlere eklemeyi göstereceğim. Mesela ne eklerim arkadaşlar? Şuradan hemen şurayı kopyalıyoruz hatta aynı şeyi yazacağız. Şu şekilde hemen burayı kopyalıyorum. Şuraya geldim. Buraya yapıştırdım. Mesela biz ne yapalım bu sefer? Bedrock yapmayalım abi. Şurayı siliyorum ama ne yapmak istiyorsak artık. Burayı siliyorum. Sildim. Ne yapalım arkadaşlar? Neyi yapımı ekleyelim? Mesela elma yapımı ekleyelim arkadaşlar. Apple. Yazalım bu kadar. Apple. Minecraft, Apple. Ha eğer ki şuraya başka bir modun eşyasını yapımını ekleyeceksiniz. Sonra Pixel modun bir rare kendisini ekleyeceksiniz. Şuraya Minecraft'ı siliyorsunuz. Modun ismini yani Pixel modu buraya yazıyorsunuz. Pixel mod 2 nokta. Apple yerine rare. Ultra. Boşlukları yok arkadaşlar. Boşlukları saydırmıyor oyun. Onu belirteyim. Kendi. Şu şekilde de yaparsanız büyük ihtimalle bu şekilde yaparsanız doğru olacaktır. Bu şekilde yaparsanız rare kendi yapımını ekleyeceksiniz. Ama biz burada Minecraft'ı gösteriyoruz. Pixel moduna girmiyoruz arkadaşlar. O yüzden buraya hemen Minecraft tekrardan yazıyorum. Minecraft. Buraya geldik şimdi. Burada ne yapımı? Apple yapımı arkadaşlar. Elma yapımı. Burada kaç defa yani
ne kadar yapmasını istediğinizi yazacaksınız arkadaşlar. Yani ne kadar 10 tane melima versin bana, 20 tane melima versin. 10 seçeceksiniz. Nasıl yapacaksınız bunu? Yıldız, boşluk, sayısı, adeti 10. Virgül koydum, boşluk bıraktım. Ondan sonra burayı kopyalıyorum hemen, yazmak zor olmasın diye. Şuradan bunu kopyalıyorum, buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Yapıştırdım. Yapıştırdığıma göre şimdi olayı yapabiliriz. Burada şimdi şekillerimiz var. Bu en üst, bu en yukarısı arkadaşlar. Bu en yukarısı, yani 9 tane ekran var ya crafting table. Bu en üst 3, yukarısı üçlü bu. Bu orta üçlü. Burası da alt üçlü arkadaşlar. Yapımını biz şöyle yapalım. Hatta tek bir şey değiştireceğim ben yapımımda. Ki daha hızlı bitsin bu anlatım. Mesela buradaki obsidyen olmasın arkadaşlar. Tamam mı? Burada obsidyen olmasın. Mesela ilk başta sadece değişikliği şöyle yapalım. Obsidyen yerine ne olsun ilk başı? Elma olsun değil mi? Evet, elma olabilir. Buradan hemen Minecraft diyorsunuz. Minecraft 2 nokta. Apple yazdım. Bu kadar. Yapacağınız şey bu. Bunu yaptınız. Ha bir de sonunda bunu yaptıktan sonra, bu işlemi yaptıktan sonra kesinlikle şunu unutmayın. Noktalı virgül. Noktalı virgül yapmasanız gençler, komutunuz onaylanmaz. Onu söyleyeyim. Bir Java komut dosyası bu ve Java'nın komutları onaylama olayı noktalı virgüldür arkadaşlar. Noktalı virgül koyduğunuz zaman komutu onaylarsınız, kaydedersiniz. Bu kadar arkadaşlar. Yani accept edersiniz. Yani o yazdığınız komutu çalışır vaziyete getirirsiniz. İki noktalı virgül koymazsanız yapmazsınız. Java dosyaları, JavaScript dosyaları bu şekildedir arkadaşlar. Sonra bunu yaptıktan sonra gençler, yaptığınızdan sonra bunu alacaksınız. Kaydet diyeceksiniz. Sonradan kapatacaksınız. Bu kadar. Sonra da Minecraft'a gireceksiniz gençler. Hemen Minecraft'ı açalım hatta. Tekrardan gençler Minecraft'a döndük. Şimdi bakalım elma yapımımız önce gelmiş mi diye bakacağım. Sonrasında da gençler olayı göstereceğim sizlere. Yani ne olayını göstereceğim sizlere? Silinmiş mi? O işlemi yapabilmiş miyiz? Asıl amacımız silme işlemi, oradan yapabilmiş miyiz? Şimdi hemen bir elma alalım elimize gençler. Game mode dersek game mode. Bir dersek şuradan hemen elma alalım. Bir elma lazım yapım için. Çünkü elmanın alıyoruz bunu koyuyoruz. Hemen deniyoruz arkadaşlar. Şimdi bir elma koyalım. Acaba yapımı gelmiş mi? Obsidyenleri buraya koyuyoruz. Bir de elması koyduğumuz vakit evet. Bakınız efendim 10 tane elmayı kodlar bölümesinden de not defterimizden de klasör dosyasından da bu komutu yazarak, az önce size gösterdiğim şeyleri yaparak ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Elma 10 tane elma yapalım, bu şekilde ekledik. Şimdi bakalım asıl amacımız silme işlemi gerçekleşmiş mi? Yani bir tane katman kayısı crafting, yani 9 tane kullandığımız obsidyenli şu yapımı şuraya koyduğum zamanki olacak yapımı biz silmiştik. Bakalım silmiş mi? Evet. Bakınız silmiş arkadaşlar. Evet, bu şekilde gençler mod. Umarım aklınızda soru işaretleri kalmamıştır. Size bildiğim her şeyi öğretmeye çalıştım bu bölümde. Ne kadar şey biliyorsam sizlere göstermeye çalıştım. Size tavsiyem şudur ama onu belirteyim. Büyük modlar kullanıyorsanız arkadaşlar, yani böyle 200 modluk, 100 modluk ya da belki gezgin piksel mod gibi yavaş açılan modlar olabilir. Stone Block gibi 10-15 dakikada açılabilen geniş modlar olabilir arkadaşlar. Kullanıyorsanız eğer oyun içinden Mine Tweaker, Recipe Maker'la eklemek yerine size önerim az önce gösterdiğim komut ekranından, not defteriyle açtığımız kısımdan yapımları eklemenizdir. Çünkü bu şekilde ne olacak arkadaşlar? Oyunu kapatıp bir daha açmanız gerekmeyecek. Orada yazdığınız komutları, kodları oraya yazdığınız vakit, oyunu açtığınız vakit hemen kodlar, yapımlar eklenmiş olacak arkadaşlar. Zamanla kazanmış olursunuz bu sayede. Onu belirteyim. Çünkü biliyorsunuz gençler, burada oyun içinde yaparsanız çıkıp bir daha girmeniz gerekecek oyuna. Bu da zaman kaybı demek oluyor. Yani ikinci gösterme yöntemi tavsiye ederim size. Ha tabii burası daha basit, daha güzel bir görsel zevki var. Buradan da yaparsanız sizin işiniz daha da kolay, daha basit olmuş olur. Onu da söyleyeyim. Neyse gençler, diğer videolarda görüşmek dileğiyle o zaman. Hoşçakalın ve aleviniz sönmesin. Seviyorum sizi, bay bay.